Aksaray'da köpekten kaçarken apartmanda merdivenin korkuluk demirlerine başını çarpan kız çocuğu ağır yaralandı. Olay Nakkaş Mahallesi 2814. Sokak 6 numaralı Sarıkaya Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 13 yaşındaki S.S. teyzesinin 12 yaşındaki kızıyla apartman önünde oynadığı sırada sokaktan geçen başıboş köpeği görünce korktu. Korkuyla apartmana koşan S.S. apartman içerisinde dengesini kaybederek düştü ve merdivenin demir korkuluklarına başını çarptı. Durumu fark eden apartman sakinleri küçük kızın yardımına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen 112 acil yardım ekipleri yaralı çocuğu ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Müdahale edilen kız çocuğu başından aldığı darbeyle durumunun ağır olması nedeniyle yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne tayini çıkan Aksaray Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve protokol üyeleri Belediye Başkanı Evren Dinçer'in ev sahipliğinde bir araya geldi. Belediye Başkanı Evren Dinçer ev sahipliğinde Zincirliye Medresesi'nde yapılan görüşmeye Vali Ali Mantı, Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İdare Mahkemesi Başkanı Şenol Karadeniz, Belediye Başkan Yardımcıları Hıfzı Peker, Mustafa Karahancı, Belediye Meclis Üyeleri Cem Elibol ve Osman Koçak katıldı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Ali Karabağ'ın Aksaray'ın huzur ve güvenliğini sağlamak için her zaman özverili bir çalışma sergilediğini söyledi. Başkan Dinçer, Emniyet Müdürü Ali Karabağ görev süresi boyunca yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Yeni dönemde yürüteceği Van İl Emniyet Müdürlüğü görevinde de başarılar diledi. İlimizde huzur ve güveni sağlamak, halkın güvenliği ile ilgili problemlerini tartışmak, mahallelerin sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak gibi benzer konularda halkın görüşlerini almaya yönelik düzenlenen huzur toplantısı 20 Eylül tarihinde il merkezinde bulunan mahalle muhtarlarının katılımı ile polis evinde gerçekleşti. Toplantı sonunda huzur toplantılarının suç ve suçlularla mücadelede önleyici olduğu ve vatandaşlara sunulan güvenlik hizmetlerinin kalitesinin artırılmasında etkili olduğuna vurgu yapıldı. Bu sebeple mahalle muhtarlarıyla yapılan huzur toplantılarının sayısının artırılması, mahallelerin güvenliği konusunda işbirliğinin sağlanması konularında görüş birliğine varıldı. Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde Hamza Öztürk, arkadaşının düğününde kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan merminin beline isabet etmesi sonucu yaralandı. Ankara'da yaşayan ve berberlik yapan Hamza Öztürk, arkadaşı Ramazan Öztürk'ün düğününe katılmak için memleketi Aksaray'ın Ağaçören ilçesine bağlı Avşar köyüne geldi. Dün akşam düğüne katılan Öztürk, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan merminin beline isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri Öztürk'ü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Öztürk, merminin omurilik bölgesine yakın olması nedeniyle ilk tedavisinin ardından Konya'daki Merhan Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Olay yerinde çok sayıda mermi kovanı bulan jandarma ekipleri tabancayı ateşleyen kişiyi belirleyip yakalanması için soruşturma başlattı. Aksaray'da manyetik alan olduğu söylenilen bir köy yolunda araçlar rampa yukarı kendi kendine gidiyor. Köy halkı tarafından manyetik alan olarak değerlendirilen yol görenleri şaşırtıyor. Merkeze bağlı Yeni Pınar köyündeki yolda araçlar kısmen rampa olan yolda yukarıya doğru hareket ediyor. Araç stop edildikten sonra vites boşalınıyor ve el freni indiriliyor. Ardından freni de bırakılan araçlar yavaş yavaş kendi kendine hareket ederek rampa yukarı gitmeye başlıyor. Bir süre sonra araçlar hızlanarak ilerliyor. Burada bir manyetik alan olduğunu söyleniyor. Rampa yukarı gidiyor araba. Boşa bıraktığımızda. Şu anda da denemesini yapacağız işte. Tam burada çekiyor zaten. Belirli bir noktada bu zaten. Evet, araba çalışmıyor. Üst halinde. Sadece el frenini indirdik.
Frenden de ayağımızı çektik. Bu şekilde gidiyor. Kendi kendine gidiyor. Şu arabana benim hiç alakam yok. Hiç. Kendi halinde gidiyor. Rampa yukarı mı çıkıyor? Rampa yukarı gidiyor. Gidi gidi. Bu ağırlığa göre gidiyor. Ama nereye kadar gideceğiz onu bilemiyor. Şu an gidiyor. Şu anda denemesini yapacağız. Aracın içindeyiz. Arabayı stop ettik. El frenini indirdik. Ayağımızı frenden çektik. Gidiyor şu anda. Rampa yukarı herhalde. Evet. Hızlanabiliyor da. Belirli bir müddet sonra hızlanmaya başlıyor. Şeritten çıkma. Bırak kişi. Aksaray'da 1960'lı yıllarda piknik alanı olarak kullanılan ve 1986 yılında il yöneticileri tarafından termal tesis yapımı için ihaleye çıkarılan, ancak bir süre sonra ihaleyi alan işletmecinin ihaleden çekilmesiyle birlikte günümüze kadar atıl bir şekilde kalan tuzlu su, her ne kadar insanların yoğun ilgisini görse de kaderine terk edilmiş durumda. Yer altından fışkırarak gelen ve gencinden yaşlısına kadar birçok insanın uğrak yeri olan tuzlu su, ayakta oluşan mantar, sedef ve diğer hastalıkların tedavisine olanak sunuyor. Özellikle yaşlı insanların uğrak noktası olan tuzlu su, yaz kış insanların şifa aradığı mekanların başında geliyor. Hadi atladım gidelim. Öyle kaldı. Kardeşim 2 yıl önce dedi ki ne mantara hastalığı vardı ayağımda. Bayağı bir rahatsızım 20 yıldır. Hiçbir şekilde ilaçları kullanmama rağmen hiçbir şey fayda etmedi. 2 yıl önce buraya geldiğimde, burada bir 2 gün geldim üst üste, ayağımda tamamen düzeldi. Şu anda en ufak bir mantar sıkıntısı yok ayağımda. Yani bu şekilde faydasını gördüm. Şifasını evet, ayaklarımda mantarlar var, ayak mantarı. Onlara iyi geliyor. Zaten bilindiği üzere yıllardır burada tuzlu su diye bilinir mevki olarak da. O şekildedir. İyi geliyor ayaklarımıza. Ayak mantar hastalığı vardı, geçti. Şu an zaten sürekli de geliyoruz. Amcanın dizleri kaşınıyor, beli kaşınıyor, bel fıtığı var. Ameliyat olamadı, buralara geldik. Kaşıntıyı alır diyorlar bura. Kaşıntıyı alırsa geldik inşallah, şifa görürse bilmem öyle. Benim bacağımda hortumdan ayağıma kadar bir ağrı var. O da bel fıtığından ağrıyormuş. Doktor ameliyat olamam diyor. İlaç verdiler falan. Tedavi oluyor. Evde yatıyorum da.
Bacaklarımda kaşıntı var. Kaşıyı kaşıyı hep yara ettim. Görüyor musun bak? Hep yara oldu bacaklarım bak. Kaşıyorum öyle. Burada kaşıntı, terme, efendime söyleyeyim, ekzema gibi olan hastalıklara iyi geliyor buranın suyu. Kaşıntılara da güzel geliyor. Diğer başka kaşıntı olanlara da, alerji olanlara bilhassa daha iyi. Bunlara çok güzel geliyor. Ama buraya iyi bir bakım yaparsa bizim belediye veya valilik tarafı daha da güzel olur yani. Çünkü burası çok bakımsız bir yer. Çünkü bir şöyle düzgün bir turistik yer gibi olsa daha güzel olacak. Bir konaklama yeri gibi değil olsa boş araziye geliyoruz, oturuyoruz. Bir şey yok yani. Şöyle bir kölgelik alanı yapsalar daha iyi olur. Yani buna belediye başkanı veya vali el atarsa daha iyi olur. Niğde'de bir markette tırnakçılık yaparak 100 lira çalan şüpheli güvenlik kamerasına takıldı. Olay Niğde merkeze bağlı Yeşil Gölcük beldesinde bir markette meydana geldi. Öğle saatlerinde müşteri gibi dükkana gelen kimliği belirsiz şüpheli kadın tırnakçılık yöntemiyle marketçinin elindeki 100 lira parayı alarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden iş yeri sahibi İlker Sarı da jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan tırnakçılık anı kameralar tarafından görüntülendi. Koy kuzum şu sularını oraya. Görüntüleri videoda görüyorsunuz. Ben mağdur oldum ama başka insanlar mağdur olmasın. Özellikle güvenlik güçlerimize, askere, polis bir an evvel bulursa daha iyi olur. Başkalarının paralarını çalmasınlar. Sizin 200 lira verdi. 200 lira verdi. Alışverişini yaptı. Para üstünü verdim. Ben alışverişten vazgeçtim dedi. Tekrar paramı geri verdi. Parasını geri veriyorum ama benim paramı 100 milyon eksik verdi. İlker Sarıdağ. Bozlak ustası merhum Neşet Ertaş'ın hayatını kaybedişinin 7. yılı anma etkinlikleri kapsamında memleketi Kırşehir'de cadde ve sokaklarda Neşet Ertaş'ın eserleri seslendiriliyor. Neşet Ertaş anma etkinlikleri kapsamında Anıt Meydan'da Aptallar Davul Zurna gösterisi sundu. Neşet Ertaş anma etkinlikleri kültürel geleneğe uygun olarak Ertaş'ın eserlerinin temsilcileri tarafından seslendirilmesiyle başladı. Kırşehir Belediyesi Belediye Hoparlör Sistemi'nden halk 2 gün sürecek etkinlikler boyunca Neşet Ertaş'ın kendi sesinden hayat hikayesini ve eserlerini dinleyecek. Sabah saatlerinde Ertaş'ın eserlerinin duyulması karşısında düşüncelerini açıklayan Kırşehirliler, "Rahmetli Ertaş, Kırşehir'in en önemli marka değerlerinden birisidir. Kırşehirliler dışında da gelenlerin ilk ziyaret ettiği alan Neşet Ertaş'ın mezarı. Her gün de dinlesek memnunuz. Aptallık kültür ve geleneğinin en son temsilcisidir. Neşet Ertaş, halkın sanatçısı olmayı önemsediği için devlet sanatçılığını reddeden 21. yüzyılın Yunus Emre'si Dadaloğlu'dur Neşet Ertaş" diye bahsettiler. Rahmetlik Neşet Ertaş, Kırşehir için en önemli marka değerlerinden bir tanesidir. Şehir dışına gittiğimizde de nerede işte Kırşehir lafı geçince ilk başta anılan, bize sorulan Rahmetlik Neşet.
Kırşehir'e gelen misafirlerimizin ziyaret etmek istediği bir nokta kabristanı. O yüzden biz Neşet'i rahmetli 24 saatte dinlediğimiz de oldu gençliğimizde. Şimdi de bundan hiçbir şekilde rahatsız değiliz. Abdallık kültürünün, abdallık geleneğinin en son ve en büyük temsilcisidir Neşet Ertaş. Kırşehir'de Türkiye'ye hatta dünyaya açılan yine en büyük halk ozanıdır Neşet Ertaş. O halkın sanatçısı olmayı daha çok önemsediği için devlet sanatçılığını reddeden ve 21. yüzyılın Yunus Emre'si Dadaloğlu'sudur Neşet Ertaş. Mustafa Aksaray Belediye Spor'da Bucu hazırlıkları sürüyor. Bugün Dalgan tesislerinde toplanan siyah beyazlılar, pas ve top kapma çalışmasının ardından antrenmanı dar alan çalışmasıyla sürdürdü. Silivri maçından alınan 3 puanla moral bulan 68 Aksaray Belediye Spor futbolcular Bucu maçından da umutlu. Genel Kaptan İsa Güzel yaptığı açıklamada Silivri Spor karşısına alınan 3 puandan sonra takımın kendine olan güveninin geldiğini, İzmir deplasmanına da puan ya da puanlar için gideceklerini söyledi. Öncelikle bu İsa maçı bizim için büyük bir moral oldu. Bucan'ın da deplasmanda kaybetmesi. Onlar için de bizim maça çok iyi bir hazırlık görecekler. Yani biz de bunu bilerek hazırlanıyoruz. Onların en zayıf yerinden vuracağız. Hani bekleyeceğiz, onların üzerimize gelmesini bekleyeceğiz. Yani fırsat buldukça da kontra ataklarda en iyi şekilde golü bulup kazanmak için orada uğraşacağız inşallah. Peki, teşekkür ediyorum. Teşekkür. Öncelikle geçtiğimiz hafta sonu oynadığımız maça değinmek gerekirse ben bütün oynayan oynamayan bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum.
Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Güzel bir galibiyet aldık. Mutlu olduk. O maç bitti artık. O maçın mutluluğunu yaşadık. Şimdi önümüzde zorlu bir Buca deplasmanı var. İnşallah o maçtan da 3 puan çıkartıp yani puan ya da puanlar alıp döneceğiz inşallah. Hani hedefimiz o. Taraftarlarımız bizi içeride olduğu gibi dışarıda da desteklesinler. İnşallah sezon sonunda onlara mutlu bir şekilde güzel günler yaşatacağız inşallah. Kaptan, hemen Silivri maçına dönmek istiyorum. Hakikaten evet. Çok iyi kademeye girişler yaptın. Önemli pozisyonlara müdahalen oldu. Özellikle bir de maç esnasında ben maçı anlatırken de evet. Dikkatimden kaçmadı. İnanılmaz bir hırsla tribünleri de evet. coşturdun. Arkadaşlarını da ateşledin. O an ne düşündün? Hakikaten biz de heyecanlandık tribünde. Ya şöyle ki hani ben geçtiğimiz senelerde de bazı maçlarda hani bazen hani insana böyle bir hırs geliyor. Bana da bu maç artı bir motive olmuştu hani kendi açımdan. Biraz da maç içinde olan şeylerden dolayı hırslandığımı düşündüm. Hani arkadaşlarıma da taraftarları da gaza getirmek amacıyla yapıldı. Hani kesinlikle rakibe karşı hiçbir saygısızlık anlamında şey olmasın o anlaşılmasın. Tamamen kendi bireysel hırsımdan kaynaklanan şeylerdi bunlar. Yani diğer maçlarda da olacaktır inşallah. Peki kaptan, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, Silivri maçında hakikaten en çok koşan, en çok efor sarf eden isimlerden bir tanesi Emre yanımızda. Emre hem geride kalan Silivri maçını hem de önümüzdeki hafta oynanacak olan Buca maçını değerlendirmek istersen neler söylersin? Ya öncelikle bu maç bizim için stresliydi. Ya çok iyi futbol oynayamadık. Arkadaşlarımızla da konuştuk. İyi mücadele yaparsak yani takdir layı sonuçta ama mücadelemizin karşılığını alabileceğimizi düşünüyorduk ve öyle de oldu. Taraftarlardan ben sadece şunu istiyorum. Hocamıza ve futbolcularımıza biraz daha sahip çıksınlar. İnşallah Buca maçından puan ya da puanlarla dönüp iyi bir seri yakalayacağız. Bize desteklerini devam ettirsinler. Çok teşekkür ediyoruz. Buca'ya hazırlanıyor siyah beyaz temsilcimiz. Hazırlıklar nasıl gidiyor? Ne aşamadayız? Evet. Geçtiğimiz hafta kendi sahamızda Silivri Spor'u 2-1 yendik. Bir kupada dahil 4 maçlık bir şanssızlığımız vardı açıkçası. Bunu kırdığımız için mutluyuz. Hep beklediğimiz sonuçlar, skor buydu. Yani oynadığımız oyunun karşılığını almak istiyorduk. Bu hafta bunu gerçekleştirdik. Önümüzde bir Buca maçı var. Pazar günü. Şimdi bugünden itibaren bu çalışmalara başlıyoruz. Yani takımımız fizik kapasitesi olsun, işte galibiyette moraller olsun. Her şey yerinde. Sakatımız yok. Bir Furkan'ın bugün çıkmayacak ama yarın bizle beraber olacak. Furkan dışında. Yani moraller yerinde. Buca zor bir rakip gibi gözüküyor ama ben takımıma güveniyorum açıkçası. Yani bir şanssızlık vardı. Bunu kırdık ve devamı geleceğini düşünüyorum. İnşallah bu çıkışı Buca maçında da sürdürmek istiyoruz. Ve gerçekleştiririz de diyorum inşallah. Hocam, Buca'da bir gece müsabakası oynanacak. Evet. Bununla ilgili herhalde özel bir motivasyon olacak mı? Çok da alışık olmadığımız bir saatte oynanacak. Tabii gece maçları futbolcular için taraftar olursa gece maçı canlı yayınlar hep artı motive oluyor. Biz de inşallah bunu kendimize çevirttirip sahaya da yansıtırsak bizim adımıza daha da güzel olur. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bu yıl Türkiye Voleybol Federasyonu birincilikte ilimizi temsil edecek olan Kuzeyboru Bayan Voleybol Takımı, sezon öncesi Sultanlar Ligi temsilcisi Beşiktaş Bayan Voleybol Takımı ile ilk ciddi sınavını verecek. Şampiyonluk parolasıyla lige başlayacak olan Kuzeyboru, 29 Eylül'de Beşiktaş'la Aksaray'da oynayacağı özel müsabakanın ardından ligin ilk haftasında oynanacak olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor maçının hazırlıklarına başlayacak.